Warden efsanesi. Wardenlar canavarlar arasında en kadim ve en eski yaratıklardır. Bunlar söylenene göre Herobrine tarafından oluşturulmuş güçlü ve korkusuz yaratıklardır. Herobrine ortadan kalkınca Wardenların da nesli tükenmiş. Çünkü Herobrine'ı canlandırmak ve onun gücüne ulaşmak isteyen cadı ve büyücüler Wardenların üstünde deneyler yapmışlar. Fakat hiçbiri başarılı olamamış. Bunun sonucunda Wardenların nesli tükenmiş. Ya da öyle sanılmış. Videoya geçmeden arkadaşlar şu an beğeni tuşuna basmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Daha fazla hikayeli bölümlerin gelmesini istiyorsanız beğeni tuşuna basıp yorumlara 2 yazmanız yeterlidir. İyi seyirler. Sizce bu çocuk Herobrine'in parçasını içinde taşıyor olabilir mi? Aradığımız kişi fakir olabilir mi? Hayır, çünkü benim testimi geçen 4 kişi daha oldu. Bunlar da aynı fakir gibi Herobrine'in parçasını içinde taşıyor olabilir. Durum iyice karışmaya başladı. Bir an önce Herobrine'i canlandırmalıyız. Yoksa kardeşimiz Eder serbest kalabilir. Serbest kalırsa Herobrine ile bağlantımız kesilir. Siz merak etmeyin. Benim testimde asıl kişi ortaya çıkacak, çünkü onları Wardenların olduğu boyuta göndereceğim. Kardeşim, onları gizlemiştik ama olsun. Onların Wardenlar ile olan etkileşimini izleyeceğim. Çünkü Wardenlar vahşi yaratıklardır. Ve bilirsiniz ki sadece efendilerine, yaratıcılarına itaat ederler. Diğer canlıları ise paramparça ederler. Hemen geliyorum. Daha ne kadar bekleyeceğim? Az kaldı efendim. Çok az kaldı. Kardeşim, yanlış yapıyorsun kardeşim. Çok büyük yanlış. Bu yaptığınız şey dünyanın sonunu getirecek. Her zaman iyi oldun kardeşim. Fakat bu senin en büyük sorunundu. Büyük parçayı asla göremedin. Hep masumların yanında oldun. Ve bu sana bir şey kazandırmadı. Kazandırmayacak da. Canavar okulunda ikinci gün. Bugün ikinci testlere gireceksiniz. Sizlere başarılar diliyorum. Umarım hayatta kalırsınız. Of ya, artık şu zombi halimden çok sıkıldım. Yeter artık, beni başka bir şeye dönüştürsünler ya. Şu zombilerden artık çok sıkıldım sürekli. Ya konuşabileceğim bir kişi de yok. Selam köylü. Oho, öğretmen geliyor, neyse artık yeter. İkinci teste başlayalım. Evet zombiler, artık Enderman'e dönüşme zamanınız geldi. İkinci test bu zombi halinizle yapılamaz. Şimdi dönüşün. Enderman ent gücü. Bu ne be? Enderman mi oldu? Ve misafirlerimiz. Gelin. Gelin çocuklar. Bunlar da sizlerle birlikte ent testine girecek çocuklar. Hadi bakalım. Teste başlasın. Bunlar kim böyle? Vay be. Evet çocuklar. Arkamda bulunan 3 kuleden birisinde bir maske var. Bu maske çok kadim ve güçlü birisinin. Onu bana getiren oyunu kazanır. Getiremeyen sonsuza kadar bu boyutta kalır. Evet arkadaşlar, şimdi beraber... Durun, ne yapıyorsunuz? Oha, birisi atladı gitti. Aha, o karşıya gitti. Bunlar ne yapıyor?
ben biraz korktum da beraber yapalım mı bu oyunu? Açıkçası ben de birazcık tırstım diyebilirim. Aa, o zaman iyi oldu. Benim adım Toprak. Aa, çok iyiymiş. Diğerlerini tanıyor musun peki? Evet evet, benim sınıfımdaydılar. Hepsi çok kötü ve acımasızlar. Hatta Ayaz kendisi kazanabilsin diye ona güvenen arkadaşını yarı yolda bıraktı. Ve kendisi bir üst tura geçti. Oha! Daha sonra Yağız ise kimseyle konuşmaz, sadece işini yapar. Ve son olarak da Kara. Ona da hiç güvenilmez. Görecektin, zombi olduğunda bütün köyü zombi yaptı. Ve ilk emri ise zombilerin birbirini yemesiydi. Ve bütün köy önce zombiye dönüştü, sonra ise birbirini yedi. Oha, ne kadar canice. Neyse, çok vakit kaybettik. Hadi hangi kuleye gidelim? Bence beyaz olana gidelim. En iyisi o gözüküyor. Hadi gidelim oraya. Hepsi aynı şeyi düşündü fakat en kolay gözüken en zordur. Bakalım ne yapacaklar? Warden'lar onların işini bitirecek mi? Ha? Bu da ne? Bu heykel nedir böyle? Benim burada işim ne? Benim yerim ilk yerimdir. İlk yerim de benimdir. Söyle bana, orası neresi? Hı? Hı? Ya bunlar da ne? Warden'lar, bunların nesli tükenmedi mi? Bir dakika, bilmeceyi, zamanım daralıyor. Bilmece, sen bir köylü haykırısın. Taşlaştırılıp buraya getirilmişsin, evet senin yerin köy. Köylüsün sen, köyde olman lazım. Nereden bileyim ben? Burası Ent. Ent'tesin, yani burası Ent olduğu için senin yerin Ent. Yanlış cevap. Uzak dur hadi. Bilmecenin cevabı köy. İyi ki Yağız'ın önden gitmesine izin vermişim ve onu kesince dinlemişim. Hemen cevabı söyledim bilmecenin. Bunun cevabı ne olabilir Toprak? Hiç bilmiyorum. Üstümüze geliyorlar. Ne yapacağız? Cevap ne olabilir? Dondular mı ne? Cevap ne? Ne oldu? Cevap köy. Doğru. Baksana. Maskeyi buldum. Sizler de buradasınız. Aranızdan kimse bu maskeye dokunmadı mı? Belki maskenin altındadır şifre. Hani neler oluyor? Ne oluyor çocuklar? Ne oluyor Toprak? Bekle. Çocuklar, bir şeyler oluyor bana. Maskeden ışıklar çıkıyor. Toprak nereye gitti? Ne yapacağız? Sen de dokun. Ben de mi dokunuyorum? Belki bizi yok ediyor bu maske. Ama Toprak... Valla dokunacağım ki... Bana ne oluyor? Çocuklar ne oluyor? Bekle, geliyorum Toprak. Seni kurtaracağım. Biz niye duruyoruz? Hadi gittiler önden. Tamam. Fakir, hadi uyan. Ne oldu? Ne oldu sunular? Testi geçtik. Ne? Oha, çok iyi. Kardeşlerim böyleydi. İkisi de bağırarak dur dedi ve Warden'lar durdu. İkisinden birisi o zaman değil mi? Ama diğer iki çocuk da geçti testi. İşimiz son teste kaldı. Doğru tespit etmeliyiz ve doğru kişiyi kurban etmeliyiz. Çünkü bu ayin bir kere yapılıyor. Herobrine'ı canlandırmak için tek şansımız var. Onu bulacağız. Merak etme. Bulacağız ve Herobrine'ı canlandıracağız.